Evet, turizmin başkentinden bu akşam sizlerle Resort Kongresi'nin özel yayınıyla birlikte olacak. Şu anda bulunduğum mekan güzel bir oteli, yine Antalya'nın Lara bölgesinde. Resort Kongresi'ne bir gidelim dilerseniz ve oradaki açılış konuşmasında acaba devlet büyüklerimiz ne diyor, sektör temsilcilerimiz ve sektörümüzün başındaki insanlar ne diyor, onları bir dinleyelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. 2016 turizm yılının bugüne kadar yaşanmış olan en karmaşık yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaşanan olumsuzluklardan fırsatların da çıkabileceği söylemi aslında kendi kendini avutmanın bir başka yolu. Fırsat değil ama fırsatçılığın yüz bulduğu bir yıl olduğunu söylemek ise hiç de yanlış bir tespit değil. Ekonomik zorluklar içine giren bir sektörün ayakta kalabilme mücadelesi verdiği bir dönemde hangi fırsattan bahsedilebilir ki? Bu söylemi ancak olumsuzluklardan ders çıkarma fırsatı olarak düzeltirsek bir anlam kazanır. Bugünkü kongremizde genelde geleceğin turizmine de ışık tutmayı arzu etmiştik. Daha önceki kongrelerde yaptığımız gibi. Ancak yılın özelliğinden dolayı sanki konularımız ve konuşmalarımız biraz daha sanki bu yıla endeksli gibi olmuş olacak. Yine de ileriye dönük projeksiyon yapacak olan değerli konuşmacılarımız var. Turizmde bu düzeyde bir beraberliği sağlamak kolay değil. Bu beraberliği hem ulusal hem uluslararası anlamda sağladığımıza göre bundan sonra işimizin belki daha kolay olabileceğini düşünmek fazla iyimserlik olmaz. Bu beraberliği görünce keşke 2016'yı beklemeseydik diyorum. Bugün Türkiye ve Antalya turizmi çok daha iyi durumda olabilirdi. Sayın Bakanım, seçkin konuklar, Türkiye özel sektörünün gücü farklı sektörlere yatırım yaparak risk dağıtmasından ve esnekliğinden kaynaklanır. Sadece özel sektörümüz esnek değildir. Türkiye'de hükümet politikalarımızda da gelişmelere çabuk cevap verildiğini görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Değerli dostlar, dünkü toplantıda da, bugünkü konuşmalarda da görülüyor ki 2016'da veriler çok iç açıcı değil. Ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin de bir algı problemimizin olduğunu, bir imaj problemimizin olduğunu, özellikle yurt dışında algı ve imaj problemimizin olduğunu ve bunu da düzeltmemiz gerektiği ortaya kondu. Ama şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki, yaşadığımız sorunların hiçbirisinin kaynağı ve sebebi Antalya değil. Bölgesel ve uluslararası yaşanan konjüktürel sorunlardan kaynaklanan sebepler dolayısıyla 2016'da Antalya ve Türk turizmi sıkıntı yaşamıştır. Yoksa Antalya'da turizm sektörünün kalitesi, tesis kalitesi, hizmet kalitesi, yetişmiş insan gücü kalitesinde herhangi bir azalma yok. 2017 bir last minute yılı daha olacak. Buna göre de kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Ama en çok ayarlaması gerekenler de tabii ki tur operatörleri. Çünkü onlar da uçağı elinde bulunduramazlarsa, bu riski almazlarsa o uçaklar olmadığı müddetçe de kimseyi buraya getiremeyiz. Onlardan bu konuda mutlaka yardım bekliyoruz. Bu konuyu vurgulamak istedim. Evet, şimdi turizm sektörü olarak zor günler geçirdiğimiz böyle bir dönemde sizlerin görüş, eleştiri, değerlendirme ve önerileriyle zenginleşecek bu kongreden bölgemiz için, Türkiye'miz için, Almanya için, bütün partnerlerimiz için çok önemli ve yararlı kararlar çıkacağına gönülden inanıyorum. Nitekim dünkü istişarelerimizde de bunun ilk örneklerini hep birlikte gördük. Şimdi biliyorsunuz turizm tabii çok önemli bir ekonomik faaliyet. Ülkemiz için de çok önemli ekonomik faaliyet. Bir geçmişi var aslında bu ekonomik faaliyetin. Yaklaşık tabii çok daha gerilere gidiyor ama en azından bizim tüm
uzmanların, tüm bu sektör içinde yer alan insanların üstünde uzlaştığı bir tarih de var. 1982 yılı aslında bizim miladımız gibi algılanıyor. Çünkü çok iyi biliyoruz, 1982'de biz bir turizm teşvik yasası çıkarttık ve onun akabinde bunun yansımalarıyla, bunun etkileriyle birlikte de Türkiye çok farklı noktalara geldi bu alanda ve burada bir değişim de söz konusu, bir gelişim söz konusu. Bunun tüm ülkenin diğer alanlarına, diğer ekonomik faaliyet alanlarına olan etkileri var, istihdamı olan etkileri var. Ben bugün aslında bu serüvenin 35 yıl gerisine doğru gidip oradan bugüne kadar geçen sürece hem bakmak istiyorum, hem son yıllarda yaşanan bir takım sadece ülkemiz içinde değil, çevremizde, etrafımızda, dünyada yaşanan olayların etkilerinin bu ekonomik faaliyete neler kattığı, neler götürdüğüne de birazcık değinmek istiyorum. Evet, turizmin başkentinden resort özel programı devam ediyor. Gördüğünüz gibi devlet büyüklerini ve açılış konuşmalarını size özel bir şekilde dinlediniz. Gelememiş olsanız dahi bunu rahatlıkla dinleyebilmiş oldunuz. Şimdi sektörün duayenleri ya da şu anda turizm kongresinde katılımcı olarak yer alan turizmcilerimiz, sektör temsilcilerimiz neler düşünüyor? 2017 düşünceleri neler? 2016 ile ilgili belki birbirinden farklı neler söyleyecekler? Ve turizm kongremizi, Resort'ün 6. Uluslararası Turizm Kongresi'ni nasıl değerlendirecekler? Gelin bir de bunlara bakalım. Turizmin başkentinden programı bu hafta daha dinamik. Çünkü Antalya'da şu anda 6.sı düzenlenen Uluslararası Resort Kongresi'nin, Resort Turizm Kongresi'nin tam da göbeğindeyiz. Bugün açılışını yaptık. Ve ben buradaki bulunan değerli sektör temsilcileriyle, arkadaşlarımla bizim 2017'ye dair görüşlerini alarak sohbetimizi kısa da olsa özet bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışacağım. Biraz ortamımız farklı ve yanımda çok değerli bir insan Sayın Bahattin Yücel var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 2017'ye dair görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi dün toplantılar yapıldı. Bugün sabah başladık. Bakanımız konuştu. Beraberinde TUİ'nin CEO'su, kurucusu konuştu. Bununla ilgili belki sizde oluşan fikirler ve sizin uhdenizdeki kendi fikirleriniz toplamı neler olabilir merak ediyorum. Şimdi bizim çok güzel bir sözümüz var. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Bu bağlamda bugünkü toplantıda özellikle dile getirilenleri söyleyeyim. Bir de dün Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de bir kriz var, evet, turizmde ciddi bir kriz var ama dünyada yok. Avrupa'da yok. Ekonomik kriz. Bir ekonomik kriz yokken bizde niye ekonomik kriz oluyor dedi. Aynı şeyi zannediyorum, biz galiba çözümü içeride aramalıyız. Bu birincisi. İkincisi de bugün TUİ'nin CEO'su çok nazik, çok diplomatik bir üslupla bence Türkiye'nin durumunu vurguladı, altını çizdi. Orada şunu söyledi, gidilen ülkedeki güvenlik ve demokratik hakların kullanımı, kişisel hak ve özgürlükler, insan hakları, ve insan hakları tüketicinin tercihlerinde çok belirleyici rol oynuyor dedi. Burada çok ince bir mesaj vardı benim gördüğüm kadarıyla. Onu söylemem lazım. Yani altını çizmek gerekirse bu. Ama 2017'nin 2016'dan daha iyi olacağına ilişkin hiçbir gösterge yok şu anda. Onu söyleyeyim ben. 2016'nın. Evet. 2017'nin 2016'ya göre daha iyi olacağına ilişkin pek bir şey ben... Peki sizce kötü olabilir mi? Yani şöyle söyleyelim. Daha objektif davranmaya çalışalım. Şimdi Rusya ile olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, yeniden canlanması Rusya pazarındaki kayıplarımızın bir ölçüde karşılanması anlamına gelir. Ama bu asla orada kaybettiklerimizin
2013-2014 yıllarındaki gibi geri geleceğini söylemez. Böyle bir parmak sıkatması olmayacaktır yani. Böyle bir etkinin olacağını ben de düşünmüyorum. Yani gerilebilme ihtimalini de açıkçası bazı zamanlar düşünmüyor değilim. Şimdi olabilir o ama aslında sorun Avrupa'yla. Avrupa'yla. Yani Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz. Dün bizim hakkımızda çok ağır bir karar aldı. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun almış olduğu bu karar aslında çok önemli. Eğer Bakanlar Komitesi de bu konuda yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir karar alırsa, o zaman Türkiye'nin sadece dış ilişkileri değil, ekonomisiyle ilgili de çok ağır sonuçları olabilir. Örnek, turistlerimizin aşağı yukarı yarısını Avrupa Birliği'nden alıyoruz. Bir, ihracatımızın aşağı yukarı yarısını oraya yapıyoruz, ithalatımızın %70 oran. Yani burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu küçümsemenin, bunu görmezden gelmenin kimseye yarar sağlayacağını sanmıyorum. Belki geçici bir süre için unutturur ama çok ciddi sonuçları olabilir onun. Eğer bu açıdan bakarsak zannediyorum çıkışta biraz zorlanırız buradan. Fakat benim burada turizm sektörünü yönetenlere bir çift sözüm var. Onlar samanlıkta kaybettikleri iğneyi dışarıda arıyorlar. Ne demek? Bizim sektörümüzün sorunları şu anda yönetim yetersizliğinden, sermaye yetersizliğinden ya da yanlış yatırımlardan kaynaklanmıyor. Hizmet kalitesinin kötü olmasından kaynaklanmıyor. Bizim sorunlarımızın temeli siyasaldır. Yani hükümetin içeride izlemiş olduğu politika, dış politikada Orta Doğu ile ilgili gelişmeler, terörün bir türlü önlenemeyişi ki bunlar hep siyasal iktidarı ilgilendirir. Bu konularda bir iyileşme sağlanmazsa, Batı'ya meydan okuyarak Şanghay Beşlisi'ne gidiyoruz gibi sert mesajlarla Türkiye hakkında karar vericileri olumsuz etkiler isek bu sorundan kolay kolay çıkma şansımız yoktur. Bunu söylememiz lazım. Burada da ben şeyi anlayamıyorum yani. Sektörün 1,5 milyon yatağı var. Çok ciddi bir sektör. Bu büyüklük açısından çok ciddi bir sektör. Ulusal ekonomiye katkısı açısından çok büyük bir sektör. Milli gelire katkısı açısından çok büyük bir sektör. Bir de komşu sektörleri etkileme katsayısı çok yüksek. Ona rağmen kimse ağzını açıp bir şey söylemiyor. Bunu yani, gerçeği dillendirmek lazım. Yani şu anda gördüğümüz ve yaşadığımız aynen sizin anlattığınız gibi aslında evet, bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı olabilir. Tabii ki işleyiş ve gidişat, kararlar, planlamalar bu bakanlık tarafından yapılmalı ve yapılıyor da. Önlemler de alınıyor. Fakat her şey politikaya, dış politikaya bağlı. Ben bunu görüyorum. İçeriye de dışarıya da bağlı. İçeride de bakın dünkü kararda o hal kaldırılana kadar diyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bizde de benim aldığım izlenim o halin olağan hal gibi algılanması. Şimdi bunlarla içeriye mesajlar... Sevdik mi biz? Evet, seviyoruz. İçeriye mesajlar verebiliriz. Kendine merkez medya diyen bir takım basın kuruluşlarının özel ilişkileri nedeniyle bunu görmezden gelmelerine ses çıkartmayabiliriz. Ama bunun eskilerin deyimiyle sadre şifa olmadığı da ortada. Yani bu bir sonuç getirmez bize. Onun için sonuçta siyasal iktidar bir siyasal parti ve oyla gelip gidiyor. Evet. Ve o yüzden seçmenden çok etkilenir. Bunun anlatılması lazım siyasal partilere de. Şimdi ortada siz günlük güneşlik gösterirseniz onlardan da çok fazla bu işle ilgilenen olmaz. Ağlamayan bebeğe meme verilmez. Çok basit. Bu evet. Evet. Bir de tabii yani kıyı bandında muhalefetin çok fazla oy aldığını görüyoruz. Yani sadece oralarda alabiliyor zaten ve bu kıyı bandı aslında Türkiye'nin turizm bölgeleri. Muhalefetin de bundan bir ders çıkartması lazım. Yani onlar da siyasetlerini buna göre. Bu da farklı bir bakış açısı. Onlar da siyasetlerini buna göre düzenlemeler. Yani şu sonuçta Antalya'yı kaybetti muhalefet. Bu tutumla kaybetti bence. Mersin'i kaybetti. Adana'yı kıl payıyla kaybetti. Şimdi bütün bunları dikkate alması lazım. Buradan çıkarttığımız sonuç siyasi istikrar ve bunun yanında iç politika. Yani siyasal bunun istikrar ve içeride özgürlükler yeniden. Kadın haklarını buna ekleyelim. Kadın hakları var, işte çocuk tecavüzleri var. Bunlar
pedofili var, zoofili var. Yani bunların mesela o yasanın gündeme getirilmesi bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye'de çocuk tecavüzü suç olmaktan çıkartılıyor, başlıkları atıldı. Biz toplum olarak bunu hak etmiyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Yani burada da çok objektif davranmalı. Hep kendimizi ötekinin yerine koyarak karar üretmeli ya da eleştiri yapmalı. Empati, evet, empati yapmalıyız ama işte sanıyorum belki bu büyük kayıplardan sonra bir ders alacağız. Yani biz potansiyelimizin yarısını kaybettik. Yani kim ne derse desin. Bana anlatamazlar. Efendim işte şu kadar turist geliyor da gidiyor da. Zannedersen bir 10 yıl geriledik Bahattin Bey. Sayılar anlamında. Çabuk kazanabiliriz. Çabuk kazanabiliriz. Biraz 2018'e özel kadar biraz konumuz toparlayabiliriz. Ama böyle giderse 2020 diyorsunuz bu konuda. Ben hep 2020'de 2013, 12-13 seviyesine geliriz diye geliriz düşünüyorum. Geliriz diye düşünüyorum. Ama bu tutum devam ederse çok zor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ederim, görüşleriniz için. Sağ olun. Evet, şimdi de Kemer bölgesi, krizden belki en çok etkilenen bölge ve Kemer'deki Kemer Turistik Otelciler Birliği'nin başkanı, değerli kardeşim aynı zamanda Tayyar Gür'le birlikteyiz. Şimdi merakım şu, 2017 acaba 2016'dan daha iyi olacak mı özellikle de Kemer bölgesinde? Kemer bölgesi 2016 yılında krizden en çok etkilenen bölgeden ziyade Türk turizmiyle birlikte payını alan bir bölge olarak yorumlarsak daha doğru olur. 2017'de biz Kemer bölgesi olarak lider olduğumuz Rusya pazarında kaybettiğimiz rakamlara tekrar geri dönmek istiyoruz. Evet. Ve aynı zamanda da yanına İran pazarı bizim için önemli olan Kazakistan ve Ukrayna bu krizde yatırımlarımızın olduğu Ukrayna pazarında da rakamlarımızı arttırmak istiyoruz. Avrupa ile ilgili Kemer bölgesi olarak tabii ki hedeflerimizde bu rakamları arttırmak var ama geldiğimiz noktada da bazı gerçekler var. Bu gerçeklere göre hareket edersek de en azından elimizdeki rakamları eksiden ziyade minik de olsa arttırma hedefindeyiz. Bütün plan politikalarımızı, tanıtım stratejilerimizi bu şekilde planlıyoruz. Zannedersem iç pazarın da Kemer'de hatır sayılır bir yükselmesi oldu 2015-2016 sezonunda. 2017'de acaba yükseleceği kadar yükselmiş midir? Yoksa bunu biraz daha zorlar mıyız onu merak ediyorum. Yurt içi pazarda, pazarlarda, pazarımızda lider acentacı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede 2017'nin 2016'ya göre daha verimli olacağı yönünde görüşler alıyoruz. Çünkü tatiller çok uzun tutulmadı. Bu anlamda geçen yıl çok tatil verimli bir yıldı öyle diyelim. Evet. Okullar açısından da. Fakat bu yıl bu kadar uzun tatiller yok. Bunun iç pazara yansıması da bana göre negatif olur gibi geliyor. Ama nasıl farklı bir politika izlenir onu biraz yaşayıp göreceğiz sanırım. Evet, yaşayıp göreceğiz. Kemer bölgesi iç pazarın sevdiği bir bölge. Evet. Geçtiğimiz yıl 2016 yılında yaşadığımız krizde çok ciddi destek sağladı Kemer bölgesine. Hı hı. 2015 yılında bizim iç pazarda 400 bine yakın bir iç pazar misafirini misafir etmişliğimiz var. Ben bu rakamların 12. ay itibariyle ortaya çıkacak Kemer bölgesi olarak bunun çalışmasını yapıyoruz. Hı hı. 600 binlere yaklaştığını öngörüyorum. 2017'de de bu rakamın biraz daha üstüne koyacağımıza inanıyorum. Evet, sanırım bir Kemer bilinirliği ve geçmişten gelen bir destinasyonu tanıma fikri burada ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda Kemer'in bilinen yaptığı bir markayız iç pazarda. Evet, aktiviteler ve aynı zamandaki yeni Visit Kemer tanıtımı ve sayfası. Bunlardan da yine programa davet ettiğimde konuşuruz. Evet, fakat evet. Gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyada Kemer diğer destinasyonlara göre küçük destinasyonları da Antalya destinasyonunun çatısının altında düşünerek konuşuyorum. Gerçekten daha ön planda ve daha hızlı, esnek bir hareketlenmeye sahip gibi gözlemledim. Ve bunun bana göre artılarını, meyvelerini alacaktır Kemer. Sizin düşünceleriniz ne bu konuda? Ben öncelikle oluşturduğumuz
projemiz olan Visit Kemer projesini programlarınızda direkt destek verdiğiniz için size teşekkür ediyorum Kemer adına. Bu projeyi ileride daha da üst çıtalara çıkartacağımıza diğer inanıyorum. Diğer bölgelere de örnek olacak büyük ihtimalle. İnşallah. Farklı projelerimiz var. Bunu geliştirmek istiyoruz. Çünkü evet. Kemer olarak bunun verimliliğini aldığımızı ve daha fazla da alacağımıza inanıyorum. Her gün artan takipçi sayısı ve aldığımız istatistik veriler bunu gerçekten bizlere gösteriyor. Biz bu noktada Kemer bölgesi olarak sosyal medyanın önemini fark etmiş bir bölgeyiz. Bununla ilgili de Turizm Bakanlığımızı da bu işin içine katıp bu projeyi daha iyi noktalara taşıyacağız. Evet, Kemer'le ilgili 2017'de yine aynı 2016'da olduğu gibi uluslararası aktivitelerin devamı söz konusu mu? Yani hani bir şeyin birincisi yapılır, ikincisi yapılmayabiliyor. Ama yine uluslararası olmaya devam ediyor atıyorum. Evet. Ama Kemer'de çok ciddi aktiviteler var. Evet. Bunlardan böyle kısaca bize bir bilgi verebilirsen. Öncelikle bundan 6 yıl önce başlayan Red Bull City Sky tamamen Kemer yöresinde yaşayan insanların ve enduro motor sporlarına gönül vermiş insanların bir araya gelerek ve biz Kemer'in belediyesi başta olmak üzere ve bizim gibi birliklerin bu organizasyona destek vermesiyle ciddi noktalara ulaşmış bir organizasyon. Bu da organizasyon her geçen yıl katılımcılarla birlikte büyümekte. Özellikle de yurt dışından bir spor kanalını yayınlıyor. Kesinlikle evet. Ve dünya ünlü bir sponsoru var bu organizasyonun. Ve milyonlarca kişi az önce de bahsettiğim gibi sosyal medya hesaplarından bu organizasyonu takip ediyor. Ve Amerika'dan da başta olmak üzere bu organizasyona bizzat gelip katılan yarışmacılar biliyoruz. Yarışmacılar var. Aynı zamanda ben yıllar içerisinde çünkü artık marka Kemer'i sahiplendi. Evet. Kendi adını verdi bu organizasyona. Dolayısıyla da artık izleyicilerin de sadece akrabalarının, tanıdıklarının ve takımının değil. Tabii ki, izleyicilerinin doğru. De peşinden bu işin koşturacağına eminim. Çünkü dünyada bu böyle geçiyor. Gelen her bir yarışmacı arkasında 10 kişiyi getiriyor. 10 kişi getiriyor minimum. Evet. Evet ilk zamanlar bu organizasyon düzenlenirken sadece kendileri geliyordu. Hı hı. Ama bölgeyi ve iklimi gördükten sonra artık hem yarışma hem tatil ile dönmüş durumda bu organizasyon. Bunun organizasyonunda da kalmıyor Kemer bölgesi. Şu an Down Olympos bisiklet yarışması var. Olympos teleferikten start alıp 2365 metreden start alıp deniz seviyesine sıfıra inen bir organizasyon. Yani Sea to Sky'ın tam tersi diyebiliriz. Yani biz bunu zirveden önümüzdeki... bir aşağıdan bir yukarı sürekli kemerde hareket var. Aynen öyle. Elimizdeki değerleri de bu şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de 3 gün süren epik dağ yarışı olan, dağ bisikleti yarışı olan Trans Taurus organizasyonu düzenlendi. İlk defa düzenlenmesine rağmen 80 küsür tane yarışmacının katıldığı bir organizasyondu. Nisan ayında bunu tekrar edeceğiz. Kemer bölgesi olarak bu şekilde turizmi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bence Resort Kongresi'nde belki seneye bir takım oturumlarda işlenebilecek bir konuda alternatif turizm olabilir. Kesin. Ve bu anlamda da Kemer'in zenginliği gözler önünde. Bu da güzel bir öneri olarak bizi izleyen turizm sektörü temsilcilerine, arkadaşlarımıza ve Resort Kongresi'ni gerçekleştiren insanlara da bir mesaj olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, devam edeceğiz.
Evet, turizmin başkentinden resort özel yayını devam ediyor. Şimdi de çok değerli bir büyüğüm, duayenimiz, turizm sektörüne yıllarını vermiş ama aynı zamanda kendisi bir yüksek mimardır. Sayın Fikret Demirtürk ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizi görmek güzel. İki günlük yoğun bir turizm fikir alışverişi. Evet. Biraz 2017 için bizi umutlandırıyor gibi gözüküyor. En azından birbirimize de ümit vermeye gibi bir vesile yaratmış oluyoruz. Yani herkes herhalde çok durgun ve durağan bir turizm sezonunu kapattı. Hı hı. Tam böyle kışın beklenti içerisinde olduğu bir döneme denk gelmiş olması fuarın. Hem turizmcileri 2017 için yapmış oldukları bütçelerden dolayı ve 2017'ye hazırlıklardan dolayı bir plan program yapması açısından iyi bir fikir alışveriş dönemi oldu. Ben Kemer bölgesini temsilen buraya katıldım. Evet. Kemer bölgesinde geçmiş yıllardan gelen işte Almanların yoğun olduğu bölge zaman içerisinde yavaş yavaş Rus pazarı haline dönüştü. Geçtiğimiz sene Kasım ayında yaşanan uçak krizinden sonra da Kemer bölgesi çok ciddi bir kriz ortamına dönüştü. O krizi de işte belediyelerin, devletin belirli kurumlarının eğitim çabalarıyla doldurulmaya hazırlanırken arada bir 15 Temmuz olayı gibi bir darbemsi bir süreç yaşanınca devlet çalışanlarının izinlerini iptal edip de o programlarda iptal edince Kemer bu geçmişteki Texas Tom Hanks filmlerinde olduğu gibi boş bir kasaba haline geldi. Ama hemen arasındaki işte Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı'nda iç pazarda bir canlılık söz konusu oldu. Çok kısa sürdü. Hemen canlılık oldu. Yani bir canlılık oldu. Bütün açık olan tesisler doldu. Çünkü yaşanan krizlerden dolayı bölgemizde bir sürü tesis açmama cihetini tercih etmişti. Çünkü yüksek personel maliyetleri, ya da birkaç tane tesisi varsa birini açmayı tercih etti. Yani benim mensubu bulunduğum tesis hem kongre hem futbol turizmiyle bölgeye katkıda bulunmaya çalışıyordu. Biz de uzun yıllar sektörden uzaklaşmıştık. Tekrar tesisimize geri döndük. Reklam olmasın diye ismini söylemiyorum şu anda tesisimizin ama bölgenin en büyük Göynük bölgesinde, Kemer'e bağlı Göynük bölgesinde turizme Kemer adına, Antalya Kemer adına hizmet vermeye çalışıyoruz. Bölgede çok genç bir birliğimiz var, Kemer Otelciler Birliği. Hı hı. Orada işte gerek Avrupa pazarında, gerek Rus pazarında, gerek iç pazarda reklam çalışmalarıyla Kemer beldesinin tekrar canlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş yıllarda, yaklaşık bundan 10 yıl kadar önce Turizm Bakanlığı'na başvurup bölgede imar planında gözüken golf sahalarının tahsisiyle ilgili bir çabamız olmuştu. Hı hı. O çaba yaklaşık aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala sümen altında duruyor. İşte Sayın Turizm Bakanımız bugünkü toplantısında da bizden beklentileriniz varsa hemen bunları bize aksettirin, bekleyen bir takım şeyler varsa bu konuda biz elimizden geleni yapmaya hazırız diyor. Mesleğim icabı da imar planlarıyla ve turizmle ilgili olduğum için ve Kemer bölgesinin zaten biliyorsunuz Kemer Dünya Bankası ile kurulan Antalya'nın ilk altyapısına sahip olan bir destinasyonu. Ama bu destinasyon hak ettiği değeri bir şekilde bulamamış vaziyette ve o destinasyon içerisinde bölgeye verilen işte spor komplekslerini, kongre turizmini ve özellikle golf kendi mevcut doğal yapısı içerisindeki... Peki bir şey soracağım, çok samimi. Golf olmalı mı Kemer'de? Yani her şeye sahip olmalı mı bir destinasyon? Hayır, bir kere zaten... Çok güzel sahip olduğu başka şeyler olduğu için bunu soruyorum. Yani şöyle, golf Kemer için değil. Melek bölgesinde birbirinden güzel golf tesisleri yapıldı. Doğru. Hepsi çok güzel yapıldı ama Kemer'in doğası hiçbir yerde yok. Yok. Yani Melek bölgesi dümdüz bir ova içerisinde insan gücüyle yapılan bir yapılaşma var orada. O yapılaşmada yatırımcılar çaba ve gayret Kemer'e göstererek ülkeye bir çok büyük tesis kazandırdılar. Kemer'in kendi doğal yapısı içerisinde orada oluşturulabilecek, hatta bir yatırımcının değil devletin burada ön ayak olabileceği bir golf
dünyada ender olabilecek bir golf sahası olabilecek yani, bir evet, yapı var. O olabilir. Yani bu tut turizmine farklı, katkısı olması açısından farklı. Bu golf organizasyonu, işte golf oynayacak kişi sayısı o büyük, bir minimum 1000 dönüm bir arazi gerekiyor golfün yapılması için ve o arazi üzerinde 2-3 kişi, yani peş peşe turnuvalar düzenleniyor ama koca bir sahada 2 kişi oynuyor ve birçok seyircisi çok olan ama oyuncusu 2 tane olan. Biz Türkiye'nin coğrafyasını, kemerin doğasını dünyaya sunabilmek adına bu golf sahasını talep ediyoruz. Yoksa böyle kişisel menfaat temin etmek için veya tesisimize bir menfaat olsun diye değil. Zaten yatırımı çok büyük. Hiçbir yatırımcı böyle bir yatırımın içerisine girmek istemiyor. Bir rekreasyon evet, gibi olacak yani. Yani benim 10 yıl sonra tekrar kemer bölgesinde tesisimizde geri dönüşümüzde acentalarla yapmış olduğumuz kontratlarda benim dikkatimi şu çekiyor. Yani bu yokluktan dolayı ülkenin içinde bulunduğu durumu dünyadaki, yani Türkiye'yi tercih edecek olan kişilerin fiyat indirimi talep ederek bir doluluk sağlanmaya çalışılması benim mantığıma biraz ters düşüyor. Düşük fiyatla elde edilecek yüksek doluluklar yerine yüksek fiyatla elde edilebilecek az doluluklarla hem mantıklı, tesislerin eskimesi ve yıpranması hem de daha kaliteli misafirin gelmesini sağlamak. Bir de sizin dediğiniz gibi ortada bir pasta belli. Evet. Biri bir şey yaptığı zaman biz hemen aynısını biz de yapmaya çalışıyoruz. Ortada bir pasta var. Biri bir futbol sahası yapıyor, herkes futbola herkes başlıyor. Biri bir golf diyor, biri herkes kuyumcu golf oluyor, hepsi kuyumcu hepsi oluyor. Hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Biz sürdürülebilir turizmin özellikleri olan deniz, güneş, kum, demin Bakan Bey de aynı şeyi söyledi. Biz Türkiye olarak sadece deniz, güneş, kum değil, bir de özellikle kemer irdelendiğinde işte bir av köşkü var mesela. Onun kullanımı, açılması, dağda, evet, yukarıda büyük orman, dağlık arazi, safari turizmi. Yıllar önce Rally of Türkiye ile motor sporlarını kemere getirmiştik. Dünya bütün kemerin dağlarının tepelerini görmüştü. Ama bir organizasyon yapıldı. Ondan sonra elle tek çekildi. Kaybettik. Bu organizasyonları yeniden kazanabilmek için, bir canlılık sağlamak için, kemeri tekrar eski hak ettiği değerlere kazandırabilmek için başta Aktop yönetimi, Türofet yönetimi, Kemer Otelciler Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin birbirimizle yarış ederek birbirimizin müşterisini çalabilmek adına fiyatları aşağı çekerek değil, birbirimize destek olarak büyük organizasyonları, büyük aktivite toplantıları, yarışına girmemiz aktivite lazım. Aktivite yarışına belki girip sürdürülebilir turizmin kemer için değerini ve önemini vurgulayıp misafirleri tekrar kemere geri kazandırmak çabasında olmamız lazım. Evet Fikret Bey, tekrar geri dönersek kemer bölgesi evet bir farklı bir kulvarda yine golf turizminde yer alabilir. Ama dediğinizi çok iyi anladım. Çünkü bunun örneği birkaç golf sahasını ziyaret ettim yurt dışında. Aslında bölge bir golf bölgesi değil ama sadece gezip görme amaçlı da belki içinden arabayla geçebileceğiniz evet, evet, bir farklı bir ortam olarak bunu sunabiliriz kemerle. Yani siz, ama iddialı olmayız yani biz golf turizmi yapmayalım. Tabii yani, tabii. Yani öyle bir iddia içerisinde zaten anladım, değiliz. O yapılacak olan tesisi bir tek otelin veya bir tek tesisin kullanması için değil. Yani özellikle devlet destekli olsun dememiniz oydu. Hmm. Yani bölgede yer alan bir sürü lokomotif şirket var kemer bölgesinde. Çok büyük sizin ailenizin sahip olduğu tesisler, Limak grubu. Yani firma ismi vermeyelim dediğiniz için isimleri sayamıyorum ama evet, turizme yıllardan beri kemer bölgesinde gönül vermiş olan firmaların, tesislerin bu tesisi kullanarak herkese açık, herkesin kullanabileceği, belki ortak bir işletme adı altında herkesin buradan faydalanabileceği, hı hı, kemerin imaj markası olarak kullanılabilecek bir yapı olabilir. Yani siz bu işe girdiğiniz an itibariyle her birimde gösterdiğiniz çabayla hem turizme hem Antalya'nın bütün sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunuyorsunuz. Bu yol gösterici ve çabalayıcı çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Biz de bir turizmci sağ olarak olun, size teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar değerli görüşleriniz için. İyi günler. Evet, devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet, şimdi de turizmin gerçekleri her zaman tüm çıplaklığıyla gerekli insanların yüzüne bir belki kaya gibi çarpan kişi Sayın Hüseyin Baraner'le birlikteyiz.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Baraner. 2017'yi soracağım. Tamam. Neler düşündünüz ama ondan önce belki zaten kongrede de Alman ve Türk diplomasisi arasındaki sıkışmanın diyeyim nelere yol açabileceği ve bunun yankılarının nasıl olduğuna dair bir takım sözler edildi. Edilmeye de devam ediliyor. Fakat sizin değerlendirmenizi merak ediyorum. Yani orada bu halkın içinde olan biri olarak, orada iş yapan, yaşayan biri olarak bu nereye kadar gider? Bu gerginlik acaba bir mutlu sonla sonlanır mı? Ya da sonlanması için ne yapmak lazım? Çok güzel. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi Yeliz Hanım gerçekten son iki yıl dünyayı şaşırttı ve dünya toplumlarına da büyük çapta bir travma yaşattı. Çünkü dünyamız iki yılda beklenmedik bir şekilde değişti. Anlayışlar Hı-hı. değişti, Hı-hı. algılar değişti, dostluklar değişti, düşmanlıklar değişti. Yani yeni anlayışlar, yeni coğrafyalar oluşturmak için neredeyse birbirini zorluyor. Yeni anlayışlar aynı şekilde yeni kültür birliklikleri oluşturmak için büyük çaba gösteriyor. Dolayısıyla çok özel, Almanların dediği gibi çok delikat bir zamandan geçiyoruz. Yani gerçekten özel bir zaman içerisindeyiz. Her zaman yaşanılmayan olağanüstü olayların şu an çok doğru. Şahitiyiz. Unique yani. Unique, şahitiyiz yani. Zamanın şahitleriyiz şu an biz. Dünyada Batı yakasında bu endüstriyel toplumun zenginliğinin bu son 70-80 yılının artık zirve yaptığı yıllarda buna paralel olarak Afrika'nın çökmesi, koskoca kıtanın neredeyse sömürülüp orada atıl bir köşede bırakılması, Asya'nın yeniden kendi özgüvenini kazanması, Asya Pasifik'in tırmanması ve buna paralel olarak da şimdi Amerika'nın Let's make America great again sözü, Amerika'yı yeniden büyütün, canlandırın sözü dünyaya bambaşka bir anlayış, algı, umut ama korku da getirdi. Tabii. Şimdi bunu şu an ne Hüseyin Bunlar zaten büyüktü, bir de böyle yaparsa ne yapacağız? Tabii yani şu an Amerika mesela diyor ki Çinlilerin bütün yatırımlarını iptal etmek durumundayız diyor. Bizim işi yani yapılan işi Amerika'da yaptırmamız lazım diyor. Artık outsource edemeyiz diyor. Paranın ve iş gücünün yani yapılan işin emekçilerinin Amerikalı olması tabii lazım. Tabii onların da Meksikalılar olduğu için. Ve Meksikalılar tabii yani topladığımız zaman dünyanın her yerinde yani. Ki en önemli noktalarında büyük sıkıntılar var. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Bütün bunlar olup biterken Türkiye'de kendi gücünü haklı olarak dünyaya göstermek istiyor. Biz de eski o uyuyan sadece seyreden. Kendisi hiçbir şey üretemeyen, yapamayan bir ülke olmak istemiyoruz. Biz de dünyanın işte en güçlü. Gayet güçlü 10, yani potansiyelimiz var. 10 ülkesi, tabii var. 10 ülkesi arasına girmek istiyoruz. Burada tabii Türkiye'de çok sert bir politika uyguluyor. Evet. Gücünü biraz da sertlikte orantısız olarak arıyor da diyebilirim. Bunu tabii daha bilinçli, daha kamuoyuna kontrol yönelik. Kontrol edilemeyen güç değildir diye bir reklam yani vardı. Onun biraz kenarındayız gibi. Biz. Ha. Gibi benzerlik var gerçekten. Ha. Şimdi burada tabii toplumların içerisinde kendisine dinleyici bulan ülkeler başarılı oluyor. Yani biz burada istediğimizi söyleyebiliriz. Eğer Almanya, Amerika, algı yönetimi Hollanda, bahsettiğimiz. Algı tabii. Bizi dinlemiyorsa o laflar burada havada uçuşup gidiyor. Ama sizi dinleyebilmesi için Yeliz Hanım sizin dinleyiciniz olması lazım. O dinleyiciyi yaratmanız lazım. İşte bu orada yapılan lobi çalışmalarıyla oluyor, ilişkilerle oluyor, uzun zamandır. Empati kurmakla oluyor. Empati kurmakla oluyor, dostluklarla oluyor, kooperasyonla oluyor, beraberlikle oluyor. İşte Türkiye'nin en büyük sıkıntısı burada. Biz özellikle Avrupa kıtasında bilimsel, daha doğrusu kurumsal olarak bir iletişim altyapısı oluşturamadığımızı görüyoruz. Burada bakın milyarlardan konuşuyoruz, 500 bin yatak diyoruz, 2000 yeni otel diyoruz. Almanya'da bir tane Türkleri götürebileceğimiz restorantımız yok. Bir tane Türklere ait veya devletimize veya NGO'lara ait bir binamız yok. Dönercileri kastetmiyoruz. Yunan restoranlarında Türkiye'yi anlatıyoruz. Dün de aynı şeyler söylendi. Tabii Sırp restoranlarında Antalya'yı tanıtıyoruz.
aynı şekilde medyada insanlarımız yok. İspanya'ya mesela, gidip Yunan atıyorum lokantasında tabii, yiyoruz ama Türk lokantasında yiyemiyoruz. Bir de şu yani Antalya'ya indirgeyelim olayı. 13 milyon turistin geldiği, 10 yıl içerisinde 25 milyona turist sayısına ulaşacak bir kentin medya temsilcilerinin, değerli medya temsilcilerinin Avrupa'da bir merkezi bile yok. Mesela ben olsam ne yapardım? Hemen Antalya medya kuruluşlarına bir altyapı olanağı sağlardım yurt dışında. Gidin Antalya'yı anlatın, yazın, misafir köşe yazarı olun. Onları buraya getirin. Antalya'nın içinde çok güzel International Press House kurardım. Bütün dünyadan medya mensuplarının gelip yazı yazabileceği, hatta dinlenebileceği, indirim. Ya aslında biliyor musunuz, Uluslararası Film Festivali'nde çok güzel festival için Cam Piramit'in içine bir merkez kuruldu. Bu aynen bu ama anlattığınız ama festival gibi, için kuruldu. Festival için ben kuruldu. Antalya için bizde kurulsun, 365 Antalya gün Antalya turizmi kuruldu. İçin kurulsun. Ya bütün hayır, tarımı için de, Antalya kültür faaliyetleri için, Antalya siyasetinin de Türkiye'nin içinde evet, ama Türkiye'nin dışında Antalya'nın kendi siyaseti de var. Kent siyaseti kendine ait. Onu anlatabiliriz. Antalya'yı marka yapmak Antalya için. Ekonomisinin PR'ını yapabileceğimiz bir merkez. PR, tabii PR şu an en önemli konu. Bakın ürün bir şekilde yapılıyor. Çok hızlı şekilde yapılıyor. Otellerimiz işte bu güzel oteller 12 ay içerisinde inşaat edip hemen müşteriye hizmet verebilecek duruma getirebiliyorsunuz. Ama ne kolay olmuyor biliyor musun? Antalya'yı seven, Antalya'ya bağlı olan, kurumsal bir altyapıyla yönetilen bir Avrupa'da milyonlarca insanın Antalya gönüllüsü olmasını başaramadı. Yani o duygusal ağı milyonlarca Antalya'yı seven insanlarla kurumsal olarak kuramadı. Kurumsal derken neyi kastıyorum? Bir Rus, bir Alman, bir İngiliz Antalya'yı sevebilir, sevdiğini de söyleyebilir. Ama bu sözde kalıyor. Hatta bir Türk'le de evlenebilir. Bu o evlenebilir, evinde bir Türk halısı tamam olur. Antalya usulü bir yemeği kendisi de çok iyi pişirebilir. Antalya'dan aldığı bir CD'ye, müziğe aşık olmuş olabilir. Doğru. Antalya'da Türk kahvesini taşımış, evinde yapıyor olabilir. Antalya'da bir diğer bir turist bayanla tanışıp evlenmiş, çocuk sahibi olmuş olabilir. Ama ama bu sevgiyi, bu merakı, bu Antalya'nın Antalya'ya olan ilgisini harekete dönüştüremiyoruz. O öyle kalıyor. Yani nedir benim demek istediğim? Antalya'nın kendine ait yurt dışında bazı etkinlikleri olması. Bunlar küçük festivaller olabilir, workshoplar olabilir. O ülkelerde düzenlenen festivallere, workshoplara, sanat etkinliklerine, sizin gibi kadın müzesi gibi binlerce konuda çok değerli dünyada çalışmalar var. Onlara partner olabilir, ana partner olabilir. O yılın ana konusunu Antalya yaptırabilir. Yani illaki Antalya tanıtımı turizm fuarlarında broşür dağıtmak veyahut turizmci ağzıyla zaten konuşmak onunla değil. Zaten ne kadar artık çünkü evet, turizm esasında etkili bu, olup olmadığı tartışılır. İşte bunları yapmaktan bu profesyonel bir iş. Bu insan bilgisiyle oluyor, bu psikoloji bilgisiyle oluyor, bu diplomasi bilgisiyle oluyor. Bunları yapabilecek insanlar Antalya'yı sevip ama bu hünerlere sahip olan kişiler de olması lazım. Yani burada eksiklikler var. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman dünyada inşallah 2017 yılında beklenmedik problemler olmaz. Türkiye'de demiyorum, dünyada. Çünkü dünyada şu an tabii dünyada karışık. Kapalı bir gerginlik var. Tam açığa vurmadı. Yani doğru, şu an halı altı diyelim, bir savaş var. Doğru. Biz halının üstündeyiz. Tam göremiyoruz ama altımız kıpırdıyor. Saman altından su yürütüyorlar. Saman altından su yürütüyorlar. Evet o. Bizim atasözümüz o. Süper. Tabii şimdi Trump nasıl hareket edecek? Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın ekonomik zayıflamasıyla nasıl bir güç kayması olacak? Bunun dışında Rusya Türkiye ekonomide nasıl bir yeni bir yapılanmaya dediğiniz gidecek? Dediğiniz gibi Amerika'nın Çin'e açtığı ekonomik savaş diyelim bir yerde. Tabii açtı bile yani, evet, başladı yani bunun o. Sonuçları ne olacak? Çin buna acaba bu kadar duyarsız kalacak mı? Kalamaz, nasıl mümkün kalsın? Değil. Kalamaz. Büyük fonlar da var. Çin evet, fonları Amerika'da, Arap evet, fonları Amerika'da. Bunlarda kayma olacak. Belki bunların bir kısmını Türkiye'ye çekeceğiz. Onun için bizim
Türkiye'de şu an çok daha vizyoner düşünmemiz lazım. Hem çok stratejik proje, bir planlama lazım. Stratejik planlama lazım. Bir de kendi insanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Yani bilmem ne ajansına ver, 3 milyon öde yapsın. Bilmem ne Avrupalı şirkete ver, 10 milyon öde yapsın. Bu değil. Buradan Hüseyin Bey yetiştirip... şey de işlemiyor artık. Eskiden mesela 5 yıllık kalkınma planları yapılıyordu. Ve harbiden o 5 yıl o dediği gibi hemen hemen oluyordu. Şimdi 5 günü yapamıyoruz. Yani 5 günü yapamıyoruz, tabii. Yarını yapamıyoruz. Yapamıyoruz, doğru. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Doğru. Yani inanılmaz bir süratle ve inanın bana rüzgarın nereden eseceğini bile kestiremiyorsunuz. Çok doğru. Dolayısıyla da buna aynen bu şekilde uygun dinamik bir şekilde yapılanmayla hareket etmek lazım. Yani mecburuz. Aksi ben takdirde onu, çakılacağız yani. %100 katılıyorum söylediklerinize. Katıldığım için de ben bir yıl öyle yaşadım. Yani evet. Antalya benim 40 yıldır yaşadığım, mutlu olduğum. Her fırsatta Antalya geldiğim, sevginizi yani her yerde onun söylüyorsun. İçinde bir yıl koştum. Her gün başka bir şehirdeydim derse. Anlattım. Benim dinleyicim var. Yurt dışında var. Yurt dışında beni dinliyorlar. Türkiye'de dinlemiyorlar. Benim problemim o. Çünkü yurt dışında bir bakana, başbakana ulaşmak... Burada da dinliyor olup ama uygulamıyor olabilirler belki. Yani burada dinliyor. Kritize edemiyorsunuz. Yani çok iyi niyetle de bir öneri bile getirseniz olmuyor Türkiye'de. Kimse burada... Ben size başka bir şey soracağım. Almanları bildiğiniz için. Tabii. Özellikle size soruyorum. Bu çok da konuşulan bir lobi aslında. Avrupa Birliği'ne girememe sebebimiz yıllardır buna dayandırıldı. Ki bence biraz ben bunda hak görüyorum. Müslüman olmamız Hristiyan ortamda ne derece bizi geri bırakıyor? Şimdi dediğiniz doğru. Bundan daha 10 yıl öncesine kadar... Az önce kadar... hatırlayın. Sunumunda, Hakan Ateş'in sunumunda da Moody's'in notlarının nasıl Güney Afrika ile aslında kıyasladığınızda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğu ekonomik olarak ama Moody's de onun 2 puan daha üstünde, tabii, seyrettiği tabii, Türkiye'den. Tabii. Gözler önünde yani biraz tabii, resimde. Tabii. Buna da uğraşmak tabii, lazım. Tabii Güney Afrika'da Avrupa'da bazı güçlerin kolonisi öyle görünmese evet, de yani tabii. Zaten 300-500 yıl Hollandalıların kontrolü altında. Dediğiniz çok doğru ama 10 yıl öncesine kadar Türkiye'nin bir Müslüman ülke toplumu olduğu için Avrupa Birliği'ne girmemesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı Avrupa Birliği'nde karar vericiler arasında %5 ile 10 arasıydı. Evet. Bu şimdi %30'a çıktı. Aktı. Çünkü dünya toplumlarının gözü önünde ve algısında İslam maalesef çok sert, korku verici bir din olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi de özellikle Irak ve Suriye'de yaşadığımız bu insan öldürme olayları. İşte genelde işte o çok korku verici kafa kesmeler. Bunlar tabii kullanıldı da, abartıldı da Avrupa'da. Ajanslar belirli işte görevde bulunan örgütler bunları tabii şey kullandılar. Yani. Ve İslam dinimiz gerçekten korku verici bir din olarak, bilinçli olarak da milyarlarca empoze insana edildi. Empoze edildi ve ediliyor, halen ediliyor. Dünya 5'ten büyük, tamam. Ama dünya 5'ten güçlü. Çok tüm da dünya güçlü. 5'ten güçlü. Tabii, ama gücü işte onun için belki bu yeni yeni bloklara ulaşacak. Mesela ben sizin bizi Şangay'a alırlar mı? Alırlar. Ciddi alırlar, misiniz? Alırlar. Çünkü biz Şangay'ın vitrini oluruz Avrupa yakasında. Avrupa'ya giriş hattı oluruz. Evet. Yani çok değişik projeler mesela Van'ı, yani Van bölgesini. Yani jeopolitik durumdan dolayı dünyanın mı en büyük Şangay Free Trade Zone yapabiliriz. Orayı Batı Avrupa'ya açılan ambar yapabiliriz. Dünyanın en büyük, niye olmasın Van'a, Van bölgesine dünyanın en büyük kargo havalimanını yapıp malları taşıyabiliriz. Yani bunlar o kadar öyle tehlikeli konular değil. Düşünmemiz lazım. Tabii. Yani eğer bu iş bu istikamette gitmiyorsa yeni yollar bulmak mecburiyetindeyiz. Bize 80 milyon niş alanlara nüfusuz, altyapımız pahalı. Hepimizin geçinmesi için belirli en az asgari günde şu kadar bir para lazım. Biz eskisi gibi yaşamıyoruz ki. Eskiden eve bir tane fatura girmezdi. Yani bir şekilde yaşardık. Su bedavaydı, tabii, hava tabii, bedavaydı. Tabii, tabii. Öyle değil. Dünyanın tüketim konusunda en pahalı ülkelerinden biri durumundayız. Yani hem Yeliz Hanım'ın hem Hüseyin Baran'ın hem kameraman arkadaşımızın para kazanması lazım. Türkiye o durumda. Yani günlük yaşamımızı sürdürebilmemiz için. Bunu topluma vurduğun zaman da bu 80 milyon insanımızın geçinebilmesi için yeni olanaklar yaratmamız lazım. Yani Avrupa Birliği bize bu şansı tanımıyorsa
Biz bu şansı başka yerde aramak mecburiyetindeyiz. Bir de tabii şunu söylemem lazım. Türkiye dünyadaki yabancı ülkelere olan sahip olduğu kompleksi yıktı. Bir Türk insanı çok rahat şu an bu an uçağa atlayıp Kenya'ya uçabiliyor, işte Etiyopya'ya gidebiliyor, Angola'ya gidebiliyor, Çin'e yarın gidebiliyor. Yarın Meksiko'ya gidiyor. Meksiko'ya mesela siz gidiyor. Yani öyle aa bak Meksika'ya gidiyorum, aa Afrika'da işte fabrika kurmuş, evvelden büyük olay olurdu. Bunlar olağan hale geldi. Bunu kullanmamız lazım çok bakarsınız. Çok iyi. Orada su var mı, nasıl kurdunuz falan diye yani sorardık. Mesela, yani mesela yok olmaz yani çok ilginç gelirdi. Büyük haber olurdu bugün ne olacak adam dünya Afrika'da. Dünya küçüldü. Hayır Türkiye büyüdü. Türkiye büyüdü. Bu dünya küçülmedi. Bu Türkiye büyüdü yani olay bu. İşte bu anlayışla baktığın zaman Yeliz Hanım, hepimizin yeniden dünyaya baktığımız gözlüğümüzü yeniden biraz silmemiz lazım. Biz de puslu bakıyoruz. Yani temizlediğiniz an o belki camınızı... Belki silme değil, hemen, hatta lensini bile değiştirmemiz lazım. Belki lensi, bravo. Çok bak bu daha da güzel. Lensi evet. De değiştirmek lazım. Evet. O zaman bambaşka olanaklar olduğunu da görüyorsunuz. Yani her yere bir ömür boyu bir... Yani aynı bağımlılıkla gidemeyiz. Aynı yerde duramıyorsun. Yani eğer hukukun işlediği ahlaklı bir topluma sahipseniz, dünyanın İnsan her yerinde ticaret saygılı, yapabilirsin ve dimdik ayakta her şeye evet. Sırf insan değil, bütün canlıların hakları olması lazım. Eşit olmamız lazım, adil olmamız lazım. Paylaşmamız lazım. Dostluğu, sevgiyi, acıyı, üzüntüyü paylaşmamız lazım. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. Kürt'ün Türk'e aşık olması lazım. Türk'ün Kürt'e, Laz'a, Gürcü'ye ne varsa Alevi'ye ayrım yapmamız ya. Lazım. Ayrıldıkça fakirleşiyoruz. Ayrıldıkça hayatımız kararıyor. Ayrıldıkça hayatımız, yaşamımız fakirleşiyor. Ayrıldıkça mutluluğumuz azalıyor. Hiç gerek yok. Yani kenetlenelim. Bir Anadolu Türk toplumu olarak dünyada yaptığımız işle, helal parayla büyük bir gelecek kurma şansımız hala var. Diğer ülkelerden çok daha fazla var. Çünkü biz çalışkan da bir toplumuz. Bizim zaten bir geçmişimiz olduğunu ve bunun da böyle olduğunu herkes biliyor. Tabii. Bunu tekrar gün ışığına çıkartmak lazım. Bizim yine bir yayın yapacağız, konuşacak tamam. Çok şey var. Benim sorularım da çok ama son sorum şu olacak. 2017 size nasıl görünüyor? 2017 yılı çok dürüst konuşmak istiyorum. Çok kötü de olabilir, çok iyi de olabilir. Çok kötü derken eğer gelecek 2-3 ay içerisinde yine dünyada bir kapışma ortamı doğarsa aniden, dış kaynaklı ama bizim de içinde olmak durumunda İçine olduğumuz, sürüklendiğimiz, bağlandığımız veya evet. Çekildiğimiz evet. Bir durum olursa bu epey sıkıntı verebilir. Ama yine işte yeni Amerikan Cumhurbaşkanı Trump'la Türkiye aniden iyi ilişkilere geçip o da Avrupa'yla yine daha sürdürülebilir bir ilişki kurup bunun da Türkiye'ye pozitif yansıması olup Avrupa'nın da biz kendi durumumuzu daha iyi anlattıkça bakışı da Türkiye'ye değişirse satışlar bir günde tamamen açılabilir. Siyasetin dışına taşımamız söylemler gerekiyor ve sektörü. Verilecek mesajlar sanırım çok önemli 2017 için. Hiç tabii. Olmadığı kadar. Yani şu iki dudağımızdan çıkan şey 2017'de çok önemli. Bence çok olmadığı önemli. Kadar önemli. Yani iyi bir psikolog olmamız lazım. Bence güç yumuşak anlatımda, sert söylemlerde değil. Evet. Yani astığım astık kesin öyle kesin konuşmamız düşünmemek lazım. O zaman dinleyiciniz daha çok artıyor. Daha ilgili olabiliyor insanlar. Ama savaşımıza vermemiz lazım. Dünyada rekabet de içindeyiz. Bakın burada oteller işlemeyince öbür taraflar daha iyi işliyor. Yunanistan bizim yaşadığımız İspanya, krizden dolayı hayatta bütün otellerini yaptı, tamir etti, borçlarını ödediler. İspanya uçuyor. İspanya gelmeyin diyor. Ama bizim yani. Paramızla uçuyor, bizim müşterimizle, bizim dünyada aynen. Yarattığımız yeni turist kitlesini kaptılar. Yani biz bir çektiğimiz filmi seyircilerini başka filme kaptırdık. Aynen. Neyse teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet tekrar devam edeceğiz.
de yine Kemer bölgesinden, bu işin duayenlerinden kendisi. Kemer'deki ilk otelcilik yapısını toparlayan ve pansiyoncuların bir derneğini oluşturmuş olan Selçuk Akıltopu ile birlikteyiz. Kendisi yine benim Aktop'tan da mesai arkadaşım, bölgeden de mesai arkadaşım. Merhaba Selçuk Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasıl gidiyor Resort Kongresi sizin gözlemlerinizde? Bana göre çok başarılı gidiyor. Herhalde turizmin birazcık sıkıntılı olduğu zamanlarda biz bunlara çok da önem veriyoruz, moral buluyoruz. Bakanlığın katkısını, katılımını da çok olumlu buluyorum. Kesinlikle. Bütün sektörün önemli burada olduğunun farkındayım. Evet, her sene damgasını vurmaya devam ediyor. Ve aslında resort'u artık bekliyoruz. Evet, acaba orada yani bu, Almanlar bize evet, ne söyleyecek, Ruslar evet, ne yaptı evet, ya da gelecek tahminleri evet, neler diye. Doğru söylüyorsunuz. ITB gibi bizim için bir parametre haline gelmeye başladı resort gerçekten kongresi. Bir nabız tutuyor evet, bu evet, anlamda. Şimdi siz Kemer bölgesinde evet, faaliyet gösteren bir tesise sahipsiniz ve dediğim gibi eskilerdensiniz. Şehrin de göbeğinde bir tesisiniz var. Bu anlamda 2016'da belki böyle özet bir tablo. Sonrasında da bu bakışla 2017'yi nasıl gördüğünüzü evet, merak ediyorum. Evet. Ya 2016 hepimizin bildiği gibi kolay bir sezon olmadı. Bayağı bir zorladı bizi. Rusların olmaması özellikle Kemer için ayrı bir dezavantaj oldu. Ancak Rusların ne kadar çabuk refleks verdiğini Ekim ayındaki açılışla birlikte gördük. Hı hı. Ve öyle umuyoruz ki iyi bir 2017 olacak Ruslar açısından bakılınca. Eğer politikalarda çok büyük bir değişiklik olmazsa, bir kapmalar olmazsa. Ancak Avrupa pazarı için aynı iyimserlik içerisinde değiliz. Bugünkü kongrenin belki de bu açıdan önemi çok fazla. Çünkü aslına bakarsanız turizm adına yapılabilecek çok şey var ve bugün geç değil. Bunları ne kadar toparlayabiliriz bilemiyorum ama eğer Avrupa pazarını da birazcık toparlarsak 2017'yi biraz daha umutla karşılamak mümkün olur. Ancak tabii bunun nasıl gelişeceği konusunda bütün turizmciler gibi benim de endişem var. Yani bizim elimizde olmayan sebepler olmayan, var biliyorsunuz. Evet, aşağı yukarı sebeplerin çoğu bizim elimizde değil. Siyasi konjonktür olsun, dünyanın durumu olsun, Türkiye'nin durumu olsun, Avrupa'da oluşan algı olsun bizi bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Bunları nasıl aşacağız? Turizm sektörü bu konuda bir hayli başarılıdır ama her seferinde ödevimiz daha zorlaşıyor. Velhasıl nasıl bir sezon geçireceğiz? Bir de tabii şöyle bir şey var. Kötü bir sezonun arkasından umutsuz ikinci bir sezon daha da bizi kaygılandırıyor. Bakalım göreceğiz. Turizm sektörü büyük ihtimalle öyle böyle yaralarını sararak inşallah buradan acıların çocuğu gibiyiz aslında. Öyle oldu. Sürekli. Evet, biraz arabesk bir sektör yani, oldu. Evet, yani evet, kendi söküğümüzle kendimiz diktik, dikiyoruz da. Ama gerçekten şu anda bugün Kültür ve Turizm Bakanı'nın burada olması, evet, Büyükşehir Belediye evet, Başkanımız Sayın Menderes Sürer'in, Sayın evet, Valimizin evet, gerçekten de sektörün temsilcisiymiş gibi yanaşmaları aynen, ve bakmaları. Evet, evet. Artık bu sektörün tek başına kendi kendine değil 50 ya da 54 sektöre kadar sektörü evet, temsil ettiği, etkilediği doğrudan veya direkt bunu gayet iyi anlamış olduklarını görüyorum ben. Bu vallahi da çok iyi sonuçlar verecek gibi bakalım. Bana göre bu tabii ki bizim sorunumuz ama Türkiye'nin sorunu. Ama dediğiniz gibi ben turizmi çok iyi anlamış bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kesinlikle. Neredeyse bizden daha iyi ifade edebilir durumda bütün konuları. Gerçekten konuya hakim görünen bir bakanımız var. Ben devletin bu işin içerisinde artık olması gerektiği, sektörü birazcık daha desteklemesi gerektiği kanaatindeyim ve bu konuda umudum var açıkçası. Selçuk Bey, ne görüyorum biliyor musunuz? Bu ilk defa gördüğüm şu, biz sanki gerçekten büyük bir kriz döneminde çok iyi yöneticilerle birlikteyiz. Evet. Eğer bunun aksi olsaydı bu kriz çarpı 2 olurdu diye düşünüyorum evet, ben. Evet, yani ben sektörün yani her... Sayın Vali gerçekten evet, çok esnek ve hızlı evet, evet, hareket edebilen çok, bir evet, insan. Evet, evet. Ve Ankara'da etkinliği evet, oldukça evet, iyi. Evet. Bunun dışında Antalya emniyetini hiç yok sayamam. Bu evet, krizlerde özellikle terörde evet, gerçekten çok evet, etkin oldular. Evet.
Ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yine eylemlerime devam edeceğim diyor sağ olsun. Bu evet. yılda devam edeceği PR evet. çalışmaları evet. geçen yıl olduğu gibi. Ben yani gerçekten bu söylediğiniz çok önemli. Hem kamu tarafından hem turizm sektörünün paydaşları tarafından gerçekten etkin ve organize bir durumun olduğunu görüyorum. Bakalım bununla bu kötü talihimizi ne kadar kırabileceğiz? Yani ilk defa nasıl? Böyle bir omuz evet. hissediyorum ben evet. sektörün evet. arkasında. Bu da moral veren en önemli umarım, faktör. Umarım. Onun dışında kemerin iç pazar algısı yüksek. Kesinlikle. Bunu da iyi kullandı evet. ve yönetti tatillerin evet. çokluğundan evet. dolayı 2016 evet. yılında. 2017'de sizce nasıl olur yani? İç pazar dinamiğinden nasıl etkilenir kemer? Ben 2017'de de iç pazarın aynen devam edeceğini umuyorum ve artar tahmin mı? Ediyorum. Biraz artar mı? Bu şeye bağlı. Yani birazcık diğer pazarların nasıl geliştiğine de bağlı. Eğer Alman pazarı geçen sefer tabii Rus pazarı kötüydü. Bağlı, Alman pazarı eğer çok iyi olmazsa veya Avrupa pazarı diyeyim çok iyi olmazsa gene Türk pazarının artarak devam edeceğini ama ne olursa olsun Türk pazarının kan kaybetmeyeceğini, aynı miktarda olacağını düşünüyorum. Bence Türkler artık bir organize seyahat sistemini kurmuş durumda. Yani bizim burada Almanya'daki iç pazar Rusya'daki kadar çok önemli. Tur operatörlerinin organizasyonunun yüksekliği kadar bir iç pazarda organizasyon eksikliği vardı. Hem o oluştu hem otellerimiz yerli pazara hitap etmesini öğrendiler bu sene. Yani aslında belki de en büyük kazancımız bu oldu. Yani Türk pazarının seyahat edebilir tabii hale gelmesini. Tabii her misafirin hizmet evet. anlayışı farklı. Tabii evet. bunu bizi evet. izleyenler bilmiyor evet. olabilirler. Evet. Çok normal ama hem misafirler açısından hem farklı. Oteller açısından hem ajant açısından böyle bir olgunluk her yiğidin yoğurt yeşil evet, farklı diyelim. Aynen öyle. Evet. Evet. Umarım iyi bir sezon olur. İnşallah, umarım güzel bir kongre umarım. Geçiririz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ederim. Olun. Sağ olun. Evet görüşleri almaya devam edeceğiz. Gerçekten çok dinamik, heyecanlı. Ve 2017'yi belirleyici bir kongre yaşıyoruz. Umarım bunu da size güzel yansıtabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Görüşeceğiz. Programı Resort Kongresi özel yayınına şimdi Turizmin Çatı Örgütü Trofet'in başkanı dün de yeni seçimle tekrar başkanımız olarak kabul ettiğimiz, seçtiğimiz Sayın Osman Ayık'la birlikteyiz. Ve aynı zamanda Alanya Turistik İşletmeciler Birliği'nin eski dönem başkanı Gülçin Hanım da bizimle birlikte. Konuklarım çok ağır misafirler. Şimdi ben öncelikle Osman Başkanıma sormak istiyorum. Öncelikle Resort Kongresi bugün açıldı. Dün de bir toplantı yaptık Alman operatörlerle birlikte ama bugünkü kısa bir değerlendirmenizi merak ediyorum. Yani sektörle ilgili Almanların tutumları ve bizim burada Kültür ve Turizm Bakanımızın değerlendirmesi beraberinde Vali Bey'in ve Menderes Türel'in ve sizlerin. İkisinin ortak noktası nerede buluştu? Bunu sizin bakışınızdan... Şimdi... Tabii ki kesişen noktalar var. Ben her şeyden önce iyi yayınlar diliyorum. Bir de düzeltme yapayım. Gülçin Hanım aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu doğru. yönetim kurulu üyesi kendisi. Şöyle bir şey yapayım ben, bir değerlendirme yapayım. Aslında tabii ki kesişen noktalar var, buluştuğumuz noktalar var. Alman dostlarımız, onlar bizim, hepsi bizim iş ortaklarımız. Uzun yıllardır birlikte iş yaptığımız insanlar. Dolayısıyla... Ortada yarattığımız bir değer varsa bu değeri birlikte de paylaşıyoruz, birlikte de bölüşüyoruz. Tabii ki hem bizim ülkemiz bu yaratılan değerden fayda sağlıyor, aynı zamanda da Alman iş ortaklarımız da sağlıyor. Onun için de onlar tabii ki bu şu andaki yaşadığımız krizli ortamın bir an önce sonlanması yönünde tabii ki bize telkinlerde bulundular. Bu krizli ortamdan nasıl çıkmamız gerektiği ile ilgili bir takım önerilerde bulundular. Özellikle şu anda hepimiz biliyoruz aslında genel anlamda belli olan bir şey var. Biz işin teknik boyutunda bir sıkıntı yok.
biraz önce ben sunumumda da içeride de anlattım aslında. Bizim verdiğimiz hizmetin standardı, kalitesi, bunun fiyatla ilişkisi yönünden hiçbir sıkıntı yok. Müşteri memnuniyeti son derece yüksek. Bütün konuşmacılar bunu ifade ettiler. Ama sorun başka bir noktada, bizim dışımızdaki alanlardaki gelişmelerden kaynaklanan sıkıntı ister istemez bizim şu andaki mevcut işimizi çok sağlıklı bir şekilde yapmamızı engelliyor. Bunun arkasında bir takım siyasi nedenler var. Bizim coğrafyamızın bize dayattığı bir takım olumsuzluklar var. Gülün dikeni diyelim belki. Evet, kesinlikle bazen fayda sağlarsınız bulunduğunuz coğrafyadan, bazen de olumsuz etkilenirsiniz. Şu anda biz işin olumsuz tarafındayız, olumsuz etkilenme kısmındayız. Dolayısıyla bütün bunların aslında hepsi gelip geçici bir dönem diye, ben süreç diye bakıyorum. Bunu atlatamayacak mıyız? Atlatacağız. Çünkü çok güçlü bir ürün yapımız var. Yani ekonomik anlamda Denizbank Genel Müdürü çok enteresan bilgiler verdi. Demek ki Türkiye aslında ekonomik anlamda bir takım değişimleri ve dönüşümleri gerçekleştirebilmiş. Keşke bu dönüşüm ve değişimleri başka konularda da, özellikle sosyal alanlarda da değiştirebilseydi, belki biz bugün bunların hiçbir tanesini konuşmuyor olacaktık. Yani onun içine ben çok karamsar da bakmak istemiyorum. Türkiye bugüne kadar çok farklı konularla karşı karşıya kaldı, olumsuzluklarla. Bunların hepsinin üstesinden de gelmeyi bildi. Bundan sonra da bence gelecektir diyorum. Ama süreç ne kadar kısa olursa bizim göreceğimiz, ülkemizin göreceği tahribat o kadar az olur. Sanki Almanlar daha çok istiyor durumun düzelmesini. Ben öyle anlıyorum. Çünkü sonuçta onların da bir ticareti söz konusu. Ve bu ticarette de tabii ki kayıptalar, eksideler. Aynen biz nasıl geleni hesaplıyorsak, sayıları eksiye düşüyorsak, onlar da aynı şekilde sayılarını ve cirolarını oynuyorlar. Bu konuda sizin gözlemleriniz nasıl oldu Gülçin Hanım? Önemliydi dediğiniz gibi Alman pazarı. Avrupa pazarı için de Antalya bölgesi ve Türk turizmi için önemli ve birinci derecede bir pazar kapasite olarak ve yılların alışkanlığı ve tepki vermesi açısından. Bir kere ciro kayıpları onları da çok etkiledi. Otomatikman karlılıkları da ona göre değişti. Çünkü Türkiye onlar için karlı bir ülke ve overall'da da gerçekten kapasite olarak hacimli bir ülke. Hem satış anlamında hem ciro anlamında. Onlar da ticareten ve de iş birliğinden dolayı, çünkü bir de alışkanlık var. Türkiye product olarak iyi satan bir ülke. Yani çantaların içinde bu ürünü sunmazlarsa öbür ayak eksik kalacak. Onun için saptadığın gibi yerinde bir tespit. Onlar da bizim kadar bu işte kendilerini sorumlu hissedip nasıl yardımcı olabiliriz diye bakıyorlar. Ama öbür taraftan da tabii bir de ticaret var. Hani konuşulan bir nokta vardı. Şimdi Aralık 26-27'sinden sonra satışların yoğun olarak Almanya'da. Şu bir ay değil mi? Evet, Aralık olarak hızlanacağı. Hı hı. Yani şurada bir aylık bir süre kaldı. Ve bu dönemde ve hangi evet, krizin olmaması çok önemli. Ne yapılabilirse ve yani hani bu işte masada konuşmak, işbirliğine gitmek, kamuyla, özel sektörle. Bu bir ay içinde çok net yapılacak çok hızlı çalışmaları. Olarak evet, iş planının, eylem planının. Bakanımız da buradaydı, bürokratlar da buradaydı, özel sektör temsilcileri de buradaydı. Onun için bir an önce kararlar ne olacaksa, karşılıklı işbirliği, PR, lobi çalışması, neyse bunun adı, reklam, destek, sponsorluk, neyse. Bunun bir an önce olması toplu lazım. Toplu bir hareket çünkü, belki. Evet, ondan sonra satışlarda gerçekten o reaksiyonu alamıyoruz. Bu işin ticaret yanında. İkinci yan, gene söyledikleri çok önemli bir nokta vardı ki doğru. Hani last minute zaten gidecek falan ama hiç olmazsa hani uçak planlaması ve erken rezervasyon için bu dönemi gerçekten hükümetin ve bizlerin iyi kullanması lazım. Orada oluşacak tepki diğer pazarları da dinamik hale getirecektir. Onun için çok önemsiyorum. Yani buradan Bakan Bey'in çantasında sektörden ve de onlardan alıp götürdüğü önerileri ya da masada konuşulanları bir an önce reakte etmesi lazım diye düşünüyorum bakanlığın. 2017 bir açıdan da şöyle, zaten istihdam çok benim çok önem verdiğim, hani iş gücü kaybı ve eğitilmiş kapasitenin, eğitilmiş personelimizin sektörden kayışı. Bugün Osman Başkanım da söyledi, yani geri dönüş oranı zaten. En çok yara aldığımız nokta evet, oldu bu krizde. Eğitimli personelin çok haklı olarak insanları bir gelecek sunamadığımızdan dolayı.
Onun için de yani bizlerin de yatırımcıların, işletmecilerin de planları ve geleceğe dönük sağlam ilerleyebilmesi için bizim de birazcık önümüzü görmemiz gerekiyor. Ya ne güzel bir noktaya değindiniz. Yani şimdi misafiri geri getirebiliyorsun ama çalışanlar acaba mümkün aynı değil. Kalifiyedeki insanları biz geri toplayabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum. Zaman. Zaten Ağustos'ta bu yıl hatırlarsanız eleman bulamadık. Yani bir de hani bu hep biz Trofet'te de konuşuyoruz. Ölçülemeyen bir değer var orada. Yani eğittiğiniz, yatırım yaptığınız, baktığınız ve de bir hedef koyduğunuz personeli o sırada bir değeri var ya, harcadığınız bir emek ve maddi değeri beşeri var, bir bedeli, evet, bedeli evet, var evet. Bunun. Yani eğitime gönderdiniz, yatırım yaptınız, o bir şeyler harcadı kendini geliştirmek için. Bunların hepsi kayıp. Yani bunlar da ölçülemeyen bir maddi değer. Evet. Yani bir sermaye kaybı da burada var aslında. Benim bir sorum Osman Başkan'ım olacak. O da şu, dünkü Alman ajantalarda kimdi hatırlamıyorum ama şöyle bir söylem oldu. Aslında Almanlar bir de şu açıdan bakalım, hani teröre sığınarak aslında siyasi olarak Türkiye'deki istikrarsız söylemleri onların buraya gelmesine engel. Fakat bunu söylemeyip terörden dolayı gelmiyoruz diye ülkeyle ilgili olumsuz imajı bu türden sergiliyorlar gibi bir yorum vardı. Yani burada siyasi anlamdaki işte daha çok yeni biliyorsunuz tecavüz ve istismarla ilgili yasanın konuşulmuş olması. Bunlar Avrupa'da bizden belki daha çok yara açıyor ve etki ediyor. Bu tür şeyler bizim imajı zedeleyerek oradaki vatandaşların buraya tatilini etkiliyor mudur? Ya da şimdi şeyler... şöyle tabii ki zaten şu anda biraz önce hepimizin aslında bizim de söylemeye çalıştığımız, Alman dostlarımızın da söylemeye çalıştığı şey şu. Dediğim gibi işin teknik kısmında bir şey yok. Teknik boyuttan yana kimsenin bir sıkıntısı yok. Sadece şu anda bu teknik alanın dışında kalan, bunun içinde siyaset kurumunun yaptığı veya yapması gereken veya yapamadığı bir takım olumsuzluklar nedeniyle yaşanan sıkıntılar. Bütün bunların hepsi de ülkenin genel imajını olumsuz etkilemiş. Bu olumsuz etkilenme de ister istemez Avrupa'da bazı konularda duyarlılık çok son derece yüksek. Dolayısıyla da bu duyarlılıktaki yükseklik ister istemez birazcık daha insanların seyahat eğilimlerini, Türkiye'ye dönük özellikle seyahat eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Şu andaki karşı karşıya kaldığımız temel nedenlerden bir tanesi bu. Çünkü terör eylemlerinin etkisini çok çabuk unutabiliyor insanlar. O çünkü dünyada şu var. Çok ifade de çok net bir şekilde dünyanın de söylüyor. Dünyanın sorunu. Hiçbir yer %100 güvenli diye bir şey de yok. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'ye özel bir şey. Tabii. Doğru mu? Tamamen Türkiye'ye özel bir şey değil. Türkiye'ye özel olan konular belli zaten. Bu da çok net bir şekilde tüketicinin kafasında sanki oluşmuş gibi. Bizim belki bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde yavaş yavaş yer etmeye başlamış bu şeyi değiştirmemiz lazım. Bunun için biraz önce senin de söylediğin, Gülçin'in de söylediği gibi bir takım eyleme geçip bir takım hareketlere geçip bu olumsuza doğru giden imaj bozukluğunu olumluya doğru çevirmemiz lazım. Peki 2017 ile ilgili sizin düşünceniz, görüşünüz? Ben çok olumsuz bakmıyorum. Yani bu 2016'dan kötü bir yıl olmaz. İçeride çünkü anketler az yok, önce... 2016'dan kötü bir yıl olmaz diye bekliyorum ben şahsen. Evet. Yani şu an bir umutsuzluk havası var verilerden ve gidişattan dolayı ama... Bir de hakikaten artık tüketicinin, misafirin talepleri de değişti. Yani sosyal, yani sadece bir yanlı basın değil, bir sosyal medya da var. En ufak bir şey çok çabuk yayılıyor. Ve artık insanların dikkat ettiği şeyler farklı farklı konular. Hani bugün de bu işlendi. Biraz yani bireyselleşti. Bir sosyal demokrasi, insan hakları, kadın hakları, yani azınlıklar, politikalar, yani hani... Ya size ne, biz kendi içimizde böyle de gidiyoruz gibi bir şey hiçbir ülke birbirine artık diyemiyor. Yani diplomasi ayrı, bürokrasi ayrı, uluslararası strateji, politikalar ayrı ama yani sonuçta biz bile, yani Afrika'ya giderken oradaki açlarla ben şahsen karşılaşmak istemiyorum. Yani böyle bir tatilde o görüntüyü görmek istemiyorum yani. O rahatsızlık verici durum beni irite edebiliyor gibi başlıklar artık değişti. Yani sadece güneş, kum, deniz ve
O noktasal olarak mutlu olması yetmiyor. Yani buna aşan bir takım artık nesnel koşullara da bakıyor. Dünya, evet. Yeni bir dünya var. Yani bunu da böyle kabul etmeniz lazım. Yani eleştiri olarak algılamayın. Evet. De facto böyle bir durumu görmeniz de lazım. Yapmak evet. Lazım. Dünya da farklı bir yöne gidiyor. Ve bu konu şu anki yaşanan konuyu da, konuştuğumuz konuyu da aslında ayaküstü de çok fazla konuşacağımız bir konu değil. Çok değil. Ciddi bir zaman dilimi içinde bunu tartışmak zaten lazım aslında. Zaten programımıza da inşallah evet. Bir sözünüz var. Beraber aslında gideriz. Aslında Dünya Turizm Örgütü de bunu tartışıyor. Herkes tartışıyor. Herkes tartışıyor. Tabii. Bu dünya, yani genel bu dünyanın evet. Sorunu aslında. Evet. Genel bir sorun. Evet. Dünyanın sorunu. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizi kongreden de alıkoymak istemiyorum. Ben teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edeceğiz tekrar. Evet, turizmin başkentinden Resort Kongresi özel yayını. Şu anda yanımda belki ilk televizyon deneyimimi birlikte paylaştığım mesai arkadaşım diyebilirim. Evet. Aktop'ta da uzun yıllar çalıştık. Sevgili Bekir Akkaş var. Kendisinin duayen yorumlarını merak ediyorum. Şu an bu kongre ve evet. Devam eden evet. Krizin sonrasındaki 2017 ile ilgili. Öncelikle isterseniz bir kongrenin açılışı ve bugünkü gidişatla ilgili bir değerlendirme alalım. Kongre bu sene büyük rağbet görüyor. Yani benim 6 yılda gördüğüm herhalde en kalabalık kongre. Kesinlikle ve verimli herhalde. Yani katılımcılar açısından da herkes dünkü, salonda. Dünkü Tirofet kongresi de çok güzeldi. Evet. Katılımcıların konuşmaları çok doyurucuydu. Bugünle ikisi birleşince, bütünleşince inanılmaz doyurucu bir iki gün geçiriyoruz. Umarım buradaki arkadaşlarımızın da birbiriyle konuşmaları kendilerine de gelecek için bir ışık tutacak. Hı hı. 2016 inanılmaz bir yıl yaşadık. Ben sektörde bu sene 42. yılım. Böyle bir şey ben görmedim. Böyle bir şey görmedim. Ama yani bir inancımız var ya, Allah beterinden korusun çıkmadık diye. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Durum vahim ama aynen. Umutsuz değil. Değil. Yani neden? Çünkü umudumuzu bitirdiğimiz anda fişi çekeriz. İşi bırakmamız lazım yani. Ancak 2017'ye ne çok pesimist ne de çok optimist girmeliyiz. Yani her şeyi bir arada düşüneceğiz. Hem iyi hem kötü hem de durumu idare etme. Bir defa egolarımızdan arınmamız lazım. Hani ilk başta da para kazanma. Yani mühim olan ar yılı olacak bunlar. Yani 2017, 2018 ar yılı olacak. Mühim olan ayakta kalmak. Bir, firmayı yaşatmak. Evet. İki, çalışanlara sayılarını çok düşürmeden, insanları işsiz bırakmadan, istihdama da katkıda bulunarak olması gereken sayılarda işçiyle devam edip ayakta durulacak. 2017'de şu anki görüntü Almanya'nın söylediği %57 geride diyor. Geçen yıla göre. Bugün bakıldığında eğer Ocak ayında iyi çalışılırsa belki bu 57 şimdi daha aşağıya iner. Bir ay çok etkili olacak çok rezervasyonda tabii. Söylediklerine göre. Bu evet. Bir ayda da yani ne yaptık bu imajı evet, iyi özellikle anlamda. Aile müşteriyi kaçırmamak gerekiyor. Ruslarda çok umutluyum ben. Az önce de yine öyle söylendi. Evet, konuşan içeride. Thomas Cook'un Rusya evet. Direktörü de pozitif konuştu. Tabii ki en son bıraktığımızda Ruslar Antalya'da 4 milyonu yakalamıştı. 3 milyon 800'lerdeydi. Evet. Ama 2015'te %22 geri gitmişti. İşte 2016'da da bize kaydını falan düşünürsek hani yok 2015'te yani, daha yoktu. Ekonomiden dolayı düştü o. Şeyden dolayı. 2016'da belki bu son 2 aydaki çıkışta Mısır'ın pozitif katkısı olabilir açılmaması. Avrupa açtı şimdi Mısır'ı. Rusya da açacaktır. Ama bahar ve yaz aylarında ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Ancak önümüzdeki sene yani bu senede bir %20 ekonomik olarak düştüğünü düşünsek hani böyle %90'lardaki düşmeyi değil de kişisel kanaatim bu sene en kötümser 2 milyon Rus gelir.
3 milyon da optimistik olarak. Yani 2 ile 3 arası bir sayı gelir. Bu da Antalya için. En büyük ümidim İsrail pazarında. Tabii en önemli şey siyasi yön değil. Halklar arası dostluğu geliştirmek gerekiyor. Belki bizim Antalya olarak sivil toplum örgütleri bir çatı altında bir İsrail'e şey. Gitmemiz bu da gerekiyor. Güzel bir şey. Davet etmemiz lazım. Bu da güzel bir şey. Biz sizi özledik. Evet, siyasetten icazet çıktı. Tamam. Lütfen siz de özlemişsinizdir Antalya'yı. Gelin. Antalya da sizi özledi. Gerçekten diye bir slogan bulmak lazım. Yani. İsrail. Ya yani İsrail çünkü 350 bin kişi geliyor da İsrail'den. Ha tamam bu Antalya'yı kurtarmaz ama o gelen 350 bin bütün Antalya'ya gelmiyordu. Zaten biz totale hayır Antalya'ya gelmiyordu ama. Tabii. Yani nereye geliyordu? Lara bandına, şehir içine, Konya altına. İşte bazı ufak tefek de bazı tesislere. Alanya'ya İsrail'le gitmiyordu. Yani Kemer'de de bir tek yani Limra'ya gidiyordu. Gruplar, özel gruplar filan. Ya yani İsrail pazarında boş bırakmamak lazım. Peki iç pazarı nasıl görüyorsunuz? Ya iç pazar bence oturuyor. Hatırı sayılır bir ivme kazandı. Ama içeride Mete Vardağ çok doğru söyledi. Biz eskiden Türkler maalesef küçümsüyorduk iç pazarı. Her türlü fuardan sonra Mayıs ayında oda veriliyordu. Ve otellerin boş kalan geri odalarını pahalı satıp average'i yükseltmek için yüksek fiyatlar veriliyordu. Doğru. Şimdi bunlar pazar kalktı. Böyleydi, bunlar kalktı. Bunlar kalkıp Ekim'den belirli bir oda sayısıyla kontratla giriliyor. Fiyatlar veriliyor. Hem de TL bazında. Zor sat edilmiyor. Artık early booking var. Tabii. Tabii bunlar olunca işte %15 diyor başkan Osman Ayık. Mete Vardar da diyor ki hedef %30 diyor. İnşallah yani birkaç senede bu %30'u yakalar iç pazar. Özellikle de bu tatillerle ilgili planlamalar. Şimdi bayramlar da öne geliyor. Yani planlamalar önceden söylenirse doğru, vatandaşa. Doğru. Bayramlar da öne geliyor. Gibi. Şimdi hani şeker ve Haziran, Ramazan civarı, bayramı ve Kurban Mayıs bayramı da yavaş yavaş yani. 10'ar gün öne evet, geliyor. Evet, evet. Çünkü Haziran'ı Ramazan'dan kurtardığımız anda Haziran'ı kazanacağız. Doğru. Okul tatilleri öncesi sonrası falan. Doğru. Yani kısacası durum vahim ama ümitsiz değil. Enseyi karartmayacağız. İşimize durmak bakacağız. Yok, yola devam edeceğiz. Dedikoduyu bırakacağız. Evet. Ama burada zannedersem hepimiz bir turizm elçisi gibi çalışmalıyız. Kesinlikle. Gittiğimiz fuar, tanıştığımız bir yabancı insan, oturup kalktığımız insanlara iyi anlatmamız lazım. Aynen çünkü yani. Herkes televizyonda gördüğüne inanıp tabii. Ona fokuslanıyor. Tabii. Oranın şeyi medyasını gösterirse aynen. Onu anlıyor. Yani Alman medyasıyla da iyi geçinin dedi sabah hatırlıyorsanız. Bözel söyledi. Bariz bir şekilde. Ama yani şart. Böyle yani şart. Algıyı yöneten medya sonuçta. Şart. Bizim de algıyı iyi yönetmemiz evet, lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşleriniz başarılar için. Dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yıllar. Sağ olun.